İftarımız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, mahalle başkanlarım. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah hayırları vesile etsin. Tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri Rabbim yüce dergahında kabul eylesin. Hepinize buradan öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 19 mahallede Ramazan ayı girdiğinden beri inanılmaz bir performansla mahallelerde çalışmalar yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hafta sonları da bizim Uzun Mehmet Camii'nde ve sahur programları yapıyoruz. Bugünü de siz değerli yol arkadaşlarımla birlikte hep birlikte bir iftar açmak niyetiyle bu akşam buraya toplandık. Hepinizden Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ailevi duygularımızı ve bu kutsal mübarek ayda da hep birlikte hareket etmenin birlikteliği için bu akşam burada bir araya geldik. Bu vesileyle 2023 hedeflerine de giderken birbirimizle olan diyaloğumuzu, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek ve aynı hedeflere yürümek için bir motivasyon amacıyla da bir arada bulunuyoruz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Hep birlikte Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, idrak edebilmeyi ve bayramı idrak edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Zonguldak'ın abisi, değerli büyüğümüz, sayın milletvekilimiz aramızda, sözü kendisine bırakmak istiyorum. Sağ olun. Saygıdeğer AK Parti ailesi, saygıyla selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Çok zamandır böyle bir araya gelemiyoruz. Pandemi gibi. Aslında kucaklaşmaya, merhabalaşmaya, sava etmeye çok hasretmiş. İnşallah bu dönemden sonra bunu artık yapar hale geldik. Bu da bizi mutlu ediyor. Milletvekili arkadaşlarımız, İl Başkanımız Ahmet Bey ile beraber Beyyere indi. Yine orada arkadaşlarımızla beraber birlikte oluyorlar. Hepsini çok selamlar bilesiniz diye söylüyorum. Taraflarına ilettiler size. İyi ki varsınız. Bildiğimiz beraberliğimiz, ülke olarak bildiğimiz beraberliğimiz, siyasi olarak bildiğimiz beraberliğimiz, bugünlerde ne kadar da önemli olduğunu bize bu yaşananlar gösteriyor. Bir bakın, kendi ırkından, kendi dininden, kendi mezhebinden, kendi işte beraber aynı akraba sülalı olan insanların bugün yaşattıkları dünyaya da kendilerine de sunum görüyorsunuz. Onun için de biz birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Onlara kaçacak gidecek yerleri var. Kimi Polonya'ya kaçıyor, kimi Suriye bize kaçıyor. Afganistan bize geliyor, ötekine gidiyor da bizim gidecek olduğumuz bir yer yok arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'ndan 22 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye sıkışmış. Bir Türkiye Cumhuriyeti, insanlar yaşıyor, milletiyiz. Onun için aklımızı hepimizin çok daha iyi kullanması lazım. Beka sorunu bu coğrafyada her zaman var. Bir şey olur mu meselesi hiçbir zaman düşünmeyen her zaman olur. Görüyoruz işte. Kimsenin hayal etmediği şeyler olur. O yüzden de ne olur? Hem inanç yönünden, hem insanı yönden, hem de kendi kültürümüz, kadın kültürümüz yönünden bugünlerde çok daha birlik beraberliğe ihtiyaç var.